Ya bezpośrednio przed moją rezygnacją. 3 yıl boyunca Bosna'daki insanlara hep söz verdik. Onlar için güvenlik bölgeleri kuruldu. Birleşmiş Milletler de buraları koruyacaktı. Ama Avrupa, Srebrenica ve Zepa'da sözünü tutmadı. Oraları Sırplara bıraktı. Bu yüzden binlerce masum insan öldürüldü. Srebrenica ve Zepa sakinleri göz göre göre kurban edildi. Buna daha fazla dayanamadım. Bütün bunları protesto etmek için 3 yıldır yapmaya çalıştıklarımdan vazgeçtim ve istifamı verdim. Formę protestu przeciw tej akceptacji zostawienia tych ludzi samym sobie. Tadeusz Mazowiecki. İlk bakışta adını bile söylemek son derece güç gelebilir. Mazowiecki. Ama bu son derece önemli bir insan. Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa bir Birleşmiş Milletler görevlisi bu örgütün Bosna'daki acizliğine karşı çıktı ve onurlu bir şekilde görevinden istifa etti. Birleşmiş Milletleri protesto etmek için 3 yıllık görevini ve bunun getirdiği bütün avantajları bir anda bıraktı. Adeta bu dev örgüte tek başına kafa tuttu. Tek istediği ise Bosna konusunda gerçekten bir şeyler yapılması ve bu savaşın bir an önce durdurulmasıydı. Oysa şimdi Hırvatistan'ın da işe karışmasıyla birlikte ok iyice yaydan çıktı. Şu anda kapıda bir Balkan Savaşı var. İşte biz de bu gece sizler için bu onurlu devlet adamını Tadeusz Mazowiecki'yi bulduk ve kendisiyle Birleşmiş Milletler'in perde arkasında yapılan gizli pazarlıkları konuştuk. Bosna konusunda nelerin işlemediğini, kimin ya da kimlerin suçlu olduğunu araştırdık. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Bosna'daki savaş son 2 gün içinde yepyeni bir boyut kazandı. Artık sadece Boşnak Sırp değil, bir de Hırvat Sırp çatışması yaşanıyor. Ve şimdi herkesin en büyük korkusu bu çarpışmaların yeni bir Balkan Savaşı'na yol açması. İşte biz de bu gece sizlere bütün bunları daha önceden görmüş ve Birleşmiş Milletleri uyarmış bir insanı tanıtmak istiyoruz. Tadeusz Mazowiecki. Birleşmiş Milletler'in Bosna'daki insan hakları gözlemcisiyken yapılan hatalara daha fazla dayanamadı ve istifasını verdi. Üstelik bu istifasıyla da bütün Batı dünyasını bir anda allak bullak etti. İşte biz de Polonya eski başbakanı Mazowiecki ile görüşebilmek için buraya, Varşova'ya geldik. Mazowiecki isteseydi bu istifasını siyasi bir şova dönüştürebilirdi ama yapmadı. Bunun yerine Varşova'ya 350 kilometre uzaklıktaki yazlığında dinlenmeye çekildi. İşte sizlere onurlu bir insanın öyküsü. 27 Temmuz'da Cenevre'de Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki basın toplantısına katılanlar kulaklarına inanamadılar. Bosna'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözlemcisi 3 yıldır yürüttüğü görevini bırakıyordu. Bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin istifa etmesi örgüt içinde öyle kolay kolay görülen bir şey değildi. Ama Tadeusz Mazowiecki bol maaşlı, bol ayrıcalıklı ve bol avantajlı işinden kendi isteğiyle vazgeçiyordu. Mazowiecki bu davranışıyla bütün inandırıcılığını yitirmiş olan Birleşmiş Milletler'e ve üye ülkelerin yöneticilerine uyarıda bulunuyordu. Onlara açıkça Bosna konusunda asıl suçlu sizlersiniz diyordu. Bu onurlu devlet adamı demokrasiye ve ahlaki değerlere bağlılığını işte böyle gösteriyordu. Bosna konusundaki ikiyüzlü politikalara istifa ederek meydan okuyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin görüşmek için birbiriyle yarış ettiği Mazowiecki, yoğun çabalarımız sonunda bizimle konuşmayı kabul etti. Üstelik bu görüşmeyi de tüm dünya basınından gizlendiği yazdığında yapacaktık.
Bu evin yeri gizli tutulduğu için pusula ekibi olarak nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Her şeyi bize tahsis edilen şoför halledecekti. Varşova'dan yola çıktıktan 3,5 saat sonra Polonya'nın kuzeydoğusundaki bir çiftlik evine geldik. İşte Mazowiecki bizi burada bekliyordu. Ormanların arasındaki bir göl kıyısında bulunan bu çiftlik evinin Mazowiecki'nin bir dostuna ait olduğunu orada öğrendik. Söyleşi ve çekimler için hazırlık yaparken de çiftliğin diğer sakinleriyle tanıştık. Kısa bir süre sonra Mazowiecki uzaktan göründü. Yanımıza yaklaşan bu güler yüzlü adam Bosna konusunda Birleşmiş Milletler'e rest çekmiş, bu dev örgütün ve büyük devletlerin acizliğine karşı sesini yükseltmişti. Mazowiecki, Birleşmiş Milletler'de kapalı kapıların ardında neler olup bittiğini, yapılan pazarlıkları en iyi bilen insanlardan biriydi. Orada nelerin işlemediğini, kimlerin Bosna'daki başarısızlıktan sorumlu olduğunu kendisiyle konuşmak için sabırsızlanıyorduk. Doğayla baş başa yaptığımız söyleşimize istifasının perde arkasını sorarak başladık. İstifa etmeye ilk olarak ne zaman ve nerede karar verdiniz? Ayrıca istifanızın sorumluları kimler? Yani neden böyle bir tepki gösterdiniz? Srebrenica düştükten sonra oradan kaçan göçmenlerin durumunu görmek ve neler olduğunu öğrenmek için Tuzla'ya gitmiştim. Orada bana başlarından geçen korkunç olayları anlattılar. Birleşmiş Milletler bu insanlara karşı verdiği sözleri tutmamıştı. Güvenlik bölgelerini korumamıştı. Ayrıca Londra konferansında alınan kararlar da son derece komikti. Avrupa açık açık Sırplara Zepa'yı alabilirsiniz diyordu. Oysa sadece Gorazde'nin değil, bütün güvenlik bölgelerinin korunması gerekiyordu. Tuzla'da karşılaştığım manzara beni çok etkiledi. O insanların tek hatası Birleşmiş Milletler'e güvenmekti. Srebrenica olayından sonra yaklaşık 7000 kişi ortadan kayboldu. Bunların Sırplar tarafından katledildiklerine dair bazı işaretler var. Tuzla'da Birleşmiş Milletler görevlisi olduğumu öğrenen o zavallı insanlar benimle konuşmayı reddettiler. Bize artık güvenmediklerini söylediler. Hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım. İşte kararımı orada verdim. O zavallı insanları yalnız bırakanları protesto etmek için hayatımın 3 yılını adadığım işimi bırakmalıydım. İnanmadığım bu görevde daha fazla kalamazdım. Peki istifanıza nasıl tepkiler geldi? Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali sizi durdurmaya ve kararınızdan vazgeçirmeye çalışmadı mı? İstifa etmeye Tuzla'da karar verdim ve bu kararımı bir mektupla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirdim. Cenevre'de Genel Sekreterin bir özel temsilcisi bu kararımdan vazgeçmemi, New York'a gidip Genel Sekreterle görüşmemi önerdi. Kendisine kararımı değiştirmeyi düşünmediğimi söyledim. Ondan sonra da dünya liderlerinden ve devlet adamlarından kutlama ve destek mesajları geldi. Sanki herkesin yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyi yapmıştım. 3 yılın sonunda Bosna'daki insan haklarının sadece göstermelik olarak korunmasına daha fazla dayanamadım. Birleşmiş Milletler'in Bosna'daki başarısızlığının perde arkası. Tadeusz Mazowiecki'den önemli açıklamalar. Pusulamız dönmeye devam edecek. Tadeusz Mazowiecki, Birleşmiş Milletler'e kafa tutan adam, Bosna'daki başarısızlığın perde arkasını anlatıyor. Pusulamız dönmeye devam ediyor. İstifanız Batı dünyasını bir hayli karıştırdı. Hatta bunun Birleşmiş Milletler'e tokat etkisi yaptığını, ciddi bir darbe vurduğunu söyleyenler bile oldu. Bakın, benim amacım Birleşmiş Milletler'i sarsmak ya da darbe vurmak filan değil. Benim istediğim, üye ülkelerin bir araya gelip ortak bir karar alabilmesi. Ancak böylelikle Bosna'daki savaş durdurulabilir. Kaldı ki benim 40 yıldır inandığım, hayatımı inşa ettiğim değerler var. Bunlardan taviz veremezdim. Evet, sizin hayatınızı ve Polonya'daki siyasi mücadelenizi çok iyi biliyorum. Burada komünizmin son bulması için yaptıklarınız Polonya'nın yakın tarihi için son derece önemli.
Tadeusz Mazowiecki'nin Birleşmiş Milletler'deki görevinden istifası aslında 40 yıldır izlediği ve hiç değiştirmediği prensiplerinin bir yansımasıydı. Ülkesinde çok sevilen 68 yaşındaki bu tecrübeli aydın Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk başbakanı oldu. Mazowiecki'nin politikaya atılması 1950'li yıllarda bir dergiyle başladı. Varşova Hukuk Fakültesinden mezun olan bu genç avukat kendi çıkardığı Katolik Liyez yani Bağ dergisinde komünizmi tartışıyordu. Kendisini entelektüel bir Katolik olarak tanımlayan Mazowiecki bu dergideki yazılarını hiç aksatmadan 1981 yılına kadar sürdürdü. 1980'ler Mazowiecki'nin hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Polonya'da büyük bir değişimin oluştuğu bu dönemde Mazowiecki yine en önde yine başı çekiyordu. Ülkenin ve hatta Doğu Avrupa'nın en büyük sendikası giderek siyasete ağırlığını koyuyor, komünist yönetime karşı yüz binlerce işçiyi harekete geçiriyordu. Dayanışma Sendikası adlı bu sendikanın önde gelen liderlerinden biri de Tadeusz Mazowiecki'ydi. Komünist rejime karşı demokrasiyi savunuyordu. Katolik Kilisesi'nin desteklediği siyasi hareketin de içindeydi. 1980'de tersane işçilerinin Polonya'nın kuzeyindeki Gdansk kentinde başlattığı grevlere katıldı. Polonya'da komünizme son verecek olan Dayanışma Sendikası'nın ilk kurucuları arasına girdi. İşçilere ve sendikaya hukuki danışmanlık yapıyordu. Bu sürede kendisini öyle sevdirdi ki giderek Dayanışma Sendikası'nın Lech Wałęsa'dan sonra ikinci kilit ismi oldu. Ancak Polonya'daki komünist Jaruzelski yönetimi Dayanışma Sendikası'nı rahat bırakmıyordu. Komünistler 1981'de sıkı yönetim ilan edince Mazowiecki de tutuklandı ve bir yıl gözaltında tutuldu. Dayanışma Sendikası'nın bu ateşli üyesi serbest bırakıldıktan sonra da çalışmalarına devam etti. Dayanışma Sendikası 1989'da yasal statü kazanıncaya kadar demokratikleşme yolundaki mücadelesini sürdürdü. Aynı yıl yapılan yuvarlak masa toplantılarının kilit adamı yine Mazowiecki'ydi. Sonunda 1989'da Polonya'nın komünist olmayan ilk başbakanı oldu. Tadeusz Mazowiecki başbakanlığı sırasında da dünyanın önemli liderlerinin saygı duyduğu bir isim haline geldi. Özellikle Alman Başbakanı Helmut Kohl'la dostluğu Polonya Başbakanı için ayrı bir önem taşıyordu. Zamanında Nazi çizmeleri altında ezilmiş Polonya büyük bir olgunluk gösteriyor ve Almanya'nın en önemli müttefiklerinden biri olmayı kabul ediyordu. Mazowiecki bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de girdi. Bu seçimlerdeki en büyük rakibi ise yıllardır birlikte mücadele verdiği Dayanışma Sendikası lideri Lech Wałęsa'ydı. Bu iki dostun yolları komünizm sonrasında ayrılıyordu. Yıllarca birlikte çalışıp Polonya'yı demokrasiye taşıyan bu iki insan bu defa iki ezeli rakip olmuşlardı. Ancak seçimlerde İbre Wałęsa'dan yanaydı. Mazowiecki seçimleri kaybedince başbakanlıktan da çekildi. Yılların avukatı başbakanlığı bıraktı ama siyasi mücadeleden vazgeçmedi. Aynı yıl Demokratik Birlik Partisi'ni kurdu. Bu parti daha sonra genişleyip Özgürlük İçin Birlik Partisi adını aldı. Mazowiecki 1991 ve 1993 seçimlerinde parlamento üyeliğine seçildi. Halen Polonya parlamentosunda anayasa ve savunma komisyonları üyeliklerini sürdürüyor. Mazowiecki'nin Birleşmiş Milletler'le tanışması ise 1992'de oldu. O yıl Birleşmiş Milletler'den gelen teklif üzerine örgütün Bosna'daki insan hakları gözlemcisi olmayı kabul etti. Görevi gereği Bosna Hersek'e gidip oradaki insan hakları ihlallerini inceleyecek ve raporlar hazırlayacaktı. Böylece Bosna sorununu en iyi bilenlerden biri haline geldi. Katolik dinine bağlı ve Papa'ya olan yakınlığıyla tanınan Tadeusz Mazowiecki, Bosna'da yaşananlara karşı hiçbir din farkı gözetmeksizin ön yargısız bir şekilde karşı koydu. Papa'nın en yakın arkadaşlarından biri olarak bilinen bu olgun adam, Bosna'da Müslümanları koruyamayan Birleşmiş Milletler'e isyan ederek istifasını verdi. Bosna'daki Müslümanların haklarını savunmak için kendi işini feda etti. Mazowiecki istifa ettiğinde son raporunu yazıyordu.
Bugüne kadar hazırladığı 17 raporda Bosna'daki insan hakları ihlallerini ve bunların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini dile getirdi. Sürekli mücadele içinde geçen dop dolu bir 40 yıl. Şimdi ne yapacaksınız? Bundan sonra da inandığınız prensipler için mücadeleye devam edecek misiniz? Yani sürdürecek misiniz mücadelenizi? Kesinlikle. Ölene kadar bunu sürdüreceğim. Benim hayata bakışım böyle. Ayrıca halen Polonya parlamentosu üyesiyim. Çalışmalarıma orada devam edeceğim. Şu anda tahtilde olmam sizi yanıltmasın. Hayır hiç yanıltmadı ama dinlenmek için gerçekten de çok iyi bir yer seçmişsiniz. Şimdi biraz da Bosna konusunda hazırladığınız raporlardan konuşmak istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli. Hay buyurun konuşalım, sevinin. Siz raportör olarak Bosna'ya defalarca gittiniz. Olaylara tanıklık ettiniz. Neler gözlediniz? Oralarda nelerle karşılaştınız? Yani raporlarınızda en çok nelerin altını çizdiniz? Bu hafta içinde 18. raporum da yayınlanacak. Bu son raporda Srebrenica'dan kaçan göçmenlerin durumu ele alınıyor. ZEPA'da yapılan hatalar inceleniyor. Birleşmiş Milletler'in güvenlik bölgeleri konusundaki hatalarını açık açık dile getireceğim. Ayrıca son olaylar sırasında çok sayıda toplu tecavüz, işkence ve öldürme vakaları tespit edilmiş. Bunların hepsi de savaş suçları kapsamına giriyor. Şimdiye kadar Bosna'ya çok gittim. Pek çok asap bozucu olayla karşılaştım. Ama bu son gidişim farklıydı. İki güvenlik bölgesinin Sırpların eline geçmesinden sonra orada akıl almaz olaylar yaşanmış. Toplu katliamlardan endişeleniyoruz. Ben raporlarımda bu gibi konuları ele aldım. Elimize insan hakları ihlalleriyle ilgili çeşitli bulgular ve deliller geçti. Bu konuda önerilerde bulundum. Bosna'daki savaşın durdurulması için neler yapılması gerektiğini anlattım. Bu suçların cezasız kalmaması lazım. Ama Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler bu konuda bir türlü birleşip adım atamıyorlar. Peki neden? Neden birleşemiyorlar? Çünkü bahsettikleriniz savaş suçları. Raporlarınızda önerdiğiniz çözümler neden ciddiye alınmadı? Neden Genel Sekreter Gali ya da diğerleri hala bir şey yapmıyorlar? Bakın, her şeyden önce böyle bir görev için verilen yetkinin yetersiz olduğunu belirtmem lazım. Yani bana verilen görev, orada saptadığım insan hakları ihlallerini rapor etmek ve bu konuda tavsiyede bulunmaktır. Ama kimse benim raporlarıma önem vermek, bakmak zorunda değil. Yani her şeyden önce bir hukuki düzenleme ile benim gibi gözlemcilerin getirdiği raporların ciddiye alınması sağlanmalı. Ekonomik ve Sosyal Konsey bu raporları göz önüne alıyor ama bu pek işe yaramıyor. Asıl karar Güvenlik Konseyi'nin. İşte önemli olan bu raporların orada muhakkak görüşülmesini sağlamak. Ancak böylelikle bu raporlar gerçekten bir işe yarar. Yoksa bu raporlar kimse tarafından okunmaz ve Birleşmiş Milletler Kütüphanesi'nin tozlu raflarında kalırlar. Siz raportör olarak Bosna'ya o kadar çok gidip geldiniz ki şu anda oradaki durumu ve Birleşmiş Milletleri en iyi bilen insanlardan aslında, birisiniz. Aslında her gidişimde tamam diyorum. Şimdi bu savaşı anladım. Ama bir iki gün sonra bir haber geliyor. Kafam gene karışıyor. Allak bullak oluyorum. Evet. Bunda haklısınız. Sanırım 3 yıldır savaşan taraflar dahil hiç kimse bu savaşı tam olarak anlayabilmiş değil. Özellikle son 2-3 gündür Bosna'daki savaşa yeni bir boyut daha eklendi. Şimdi sahneye bir de Hırvat-Sırp çatışması çıktı. Evet öyle. Oh.
Evlerinden, yurtlarından kaçan bu insanların dramı, Bosna'daki savaşın yeni bir dönemece girdiğini haber veriyor. Bosna'daki iki güvenlik bölgesinin, Srebrenica ve Zepa'nın düşüşü, bölgedeki bütün dengeleri değiştirdi. Boşnaklar bu bölgede eskisinden daha zor durumdalar. Çünkü Sırpların Sırbistan'la olan bağlantılarında hiçbir engel kalmadı. Öte yandan buralardaki barış gücü askerlerinin savunma yapmadan hızla geri çekilmeleri, Birleşmiş Milletler'in Bosna'dan çıkmak istediği şeklinde tahminlere yol açtı. En nihayet Hırvatlar Sırpların Bosna'daki bu bölgelerle meşgul oluşunu fırsat bilip Krajina'ya saldırdılar. Krajina Sırplarının başkenti olan Knin'i ve diğer önemli şehirleri ele geçirdiler. Buradaki Sırplar şimdi Bosna'daki yakınlarının yanına kaçıyorlar. Hırvat saldırısı üzerine Bosnalı Sırplar da iki cephe arasında kaldılar. Sırpları bir türlü durduramayan Batı dünyası ise Hırvatların saldırısını görmezlikten geldi. Hatta Almanya ve Amerika Hırvatistan'ın Knin'i almasına adeta yeşil ışık yaktılar. Batılılar Sırplara kendilerinin yapamadıklarını sanki Hırvatların yapmasını istediler. Kısacası NATO'dan ve Birleşmiş Milletler'den beklenen Sırpları yola getirme misyonu Hırvatlara ihale edildi. Şimdi herkes nefesini tutmuş, bundan sonra Belgrad'ın ne yapacağını bekliyor. Çünkü Sırbistan'ın bölgeye asker yollaması halinde burada topyekun bir savaş çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević şimdilik herhangi bir sert karşılık vermedi. Ama Belgrad'daki milliyetçilerin Milošević üzerine sürekli baskı yaptığı biliniyor. Bu durumda Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki bir savaşın genişleyip bir Balkan Savaşı'na yol açmasından korkuluyor. Hırvatlar gayet akıllı bir şekilde Krajina'yı ele geçirdiler. Sonra da ateşkes anlaşması yaptılar. Şimdi sıra nerede sizce? Yani bundan sonra neler olacak? Hırvatların bu bölgeleri ele geçirmeleri bir açıdan bakıldığında onların iç sorunuydu. Çünkü oralar Hırvat toprağıydı ve Zagreb'e karşı ayaklanmış Sırpların elindeydi. O yüzden uluslararası camia buna pek ses çıkarmadı ama bundan sonrası tamam, önemli. Tamam işte ben de size tam bu noktayı sormak istiyordum. Bu Hırvat-Sırp çatışması nereye gidiyor? Yani Sırplar gerçekten savaşa girebilir mi? Ve tabii daha da önemlisi, bütün bunlar Bosna'ya nasıl yansır? Bu soruya yanıt vermek çok zor. Ama kesin olan bir şey var ki ne olursa olsun bu bilinmeyen denklemi asıl çözecek olan Hırvatlar ya da Sırplar değil, Avrupa ve Amerika'dır. Birleşmiş Milletler üyesi olan büyük devletlerin Bosna ve Hırvat-Sırp savaşı konusunda bir ortak tavır takınmaları gerekiyor. Yoksa güçlünün her istediğini yapabildiği bir düzene onay verilmiş olur ki bu dünya sisteminin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu durumda sürekli olarak acaba Sırbistan çatışmaya girer mi, topyekün savaş çıkar mı diye endişe eder dururuz. Bence Hırvatistan'ın son saldırısı Bosna'daki durumu da çok yakından etkiler. Hırvat ordusu bir süredir Boşnaklara yardım ediyordu. Özellikle Bihaç'ta bu işbirliği çok açıktı. Dolayısıyla Sırplar şu anda iki cephe arasında kalmış durumdalar. Bu da Karadžić hükümeti içinde var olan sorunları ve görüş ayrılıklarını ön plana çıkartabilir. Ama benim korkum Sırp milliyetçilerinin bu durumu kullanıp yeni bir seferberlik yaratmasıdır. İşte o zaman topyekün savaş kapıda demektir. Burada ilginç bir durum çıkıyor ortaya. Görünen o ki hemen hemen herkes Bosna'da neler yapılması gerektiğini söylüyor ama bunu kimse çok yapmıyor. Çok ilginç bir tespit ve bu dediğiniz çok doğru. Herkeste bir fikir var ama hiçbir ülke tek başına inisiyatif almak istemiyor. Bu da saldırgan tarafın işine geliyor tabii. Böylece de sorun uzayıp gidiyor. Siz Birleşmiş Milletler'in içini en iyi bilenlerden birisiniz. Sizce bu sorun neden çözülemiyor? Yani Bosna'daki fiyaskodan kim ya da kimler sorumlu? Şu anda yaşananlar uzun bir süre içinde ardı ardına yapılan hataların sonucudur aslında. Avrupa ve Amerika'nın bugün bir açmaza girmelerinin nedeni savaşın ilk gününden itibaren yaptıkları hatalardır. Yani bir yerde bu zor durumu gene kendi elleriyle yarattılar.
Nasılsa Bosna'da benim çıkarım yok deyip saldırgan tarafa göz yumanlar, şimdi bu savaşın kendilerini de etkilediğini görüyorlar. Bunda Birleşmiş Milletler'in de örgüt olarak bazı hataları var. Ama asıl sorumlu Birleşmiş Milletler'e üye olan büyük devletler ve özellikle de Güvenlik Konseyi üyeleridir. Bunlar Sırplara karşı bir türlü kararlı bir tutum takınamadılar. Kararlılık ve cesaret olmadan insan haklarını ve ahlaki değerleri koruyamazsınız. Olaylara kararsız ve ağır bir şekilde yaklaştıkça Bosna'daki savaşın bir Balkan Savaşı'na yol açma ihtimali her zaman var. Peki Birleşmiş Milletler örgüt olarak neden bir şey yapamadı? Neden pasif kaldı? Bu ülkeleri neden harekete geçiremedi? Bunun bir nedeni Birleşmiş Milletler içindeki büyük bürokratik yapı. Her şey son derece ağır işliyor. Oysa artık dünyada olaylar çok hızlı değişiyor. Örgütün de buna göre hemen reaksiyon vermesi gerekiyor. Bu konuda genel sekreterin de hataları olmuş olabilir. Bazı konulara çok kısa vadeli bakmış olabilir. Ama asıl sorun bu değil. Birleşmiş Milletler'in asıl patronu üye devletlerdir. Onlar istemeden örgüt hiçbir şey yapamaz. Önce onların bir araya gelip karar vermeleri lazım. Burada asıl sorun birlikte hareket edilmemesi. Nasıl yani, sizce Birleşmiş Milletler Örgütü üye devletlerin bir arada hareket etmesine yardımcı olamıyor mu? Ne yazık ki olamıyor. Daha ilk raporumda yazdım. Örgüte üye ülkeler Bosna konusunda saldırganlara karşı net bir tavır alamıyorlar. Ayrıca ta 1992 Ağustos'unda Cumhurbaşkanı İzzet Begoviç de söylemişti. Saraybosna etrafındaki ağır silahlar ya bombalanmalı ya da kontrol altına alınmalıydı. Hem güvenlik bölgeleri de hiçbir zaman tam anlamıyla korunmadı. Peki sizce Bosna'ya uygulanan silah ambargosu kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı? Boşnakların bunu ne kadar istediklerini biliyorum. Silah sayısındaki dengesizliği gidermek için ambargonun kaldırılmasına çalışıyorlar. Bence Boşnakların da diğer bütün halklar gibi kendi kendilerini koruma hakları var. Ama benim kendi kendime sorduğum bir soru var. Silah ambargosunun kalkması gerçekten de Bosna hükümetinin ve Boşnakların işine yarar mı? Yoksa bu yüzden barış gücü askerlerinin çekilmesine mi neden olur? Bence askerlerin çekilmesi iyi bir şey değil. Yani ambargonun kaldırılıp kaldırılmaması barış gücü askerlerinin durumuyla yakından ilgili. Ya barış gücü askerlerinin yetkisi arttırılır ya da ambargo kaldırılıp mavi bereliler Bosna'dan çekilir. Bu açıdan benim görüşüm biraz Fransız görüşüne yakın. Bosna'ya acil müdahale gücü yerleştirilmeli. Ama bir şartla. Bu birlikler sadece mavi berelileri değil, güvenlik bölgelerindeki sivilleri de korumalılar. Şu anda Boşnakların gözünde onurlu bir adam, bir kahramansınız ama size göre durum nasıl? Yani Birleşmiş Milletler'de geçirdiğiniz 3 yılı düşündüğünüzde elimden geleni yaptım, huzurluyum diyebilir misiniz? Aslında tatmin oldum diyemem. Çünkü sonuçlar yetersiz. Ama geçirdiğim 3 yılı da boşa harcanmış olarak görmüyorum. En basitinden kendileri adına konuşamayan, isteklerini dile getiremeyen insanlar için konuştum. Onların isteklerini dünyaya ulaştırdım. Bu bakımdan içim rahat. Thank you.
Bugün Polonyalıların büyük çoğunluğu Tadeusz Mazowiecki'yi seviyor. Bazıları onu fazla entelektüel buluyorlar ama hemen hemen herkes Mazowiecki'ye güvendiğini, onun herhangi bir yolsuzluk yapabileceğine inanmadıklarını dile getiriyorlar. Mazowiecki'nin sevilip sayılmasının en önemli nedeni dayanışma sendikası üyesi olması. Solidarite yani dayanışma hareketi komünist dünyasının ilk bağımsız kitle örgütüydü. Polonya'da bu sayede komünizme karşı çıkan ve demokratik düzeni kuran ilk Doğu Avrupa ülkesi oldu. İşte Tadeusz Mazowiecki bu hareketin en önemli beyinlerinden biriydi. Polonya'da komünizmi yıkan bu kadrodan Lech Wałęsa da şu anda Cumhurbaşkanlığında bulunuyor. Polonyalılar belki daha tam anlamıyla demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçemediler. Ama Polonya, Mazowiecki gibilerin sayesinde şimdi geleceğe umutla bakıyor. Bize biraz da kendinizden bahseder misiniz? Devlet adamı, Birleşmiş Milletler gözlemcisi Mazowiecki'yi tanıyoruz da Tadeusz kimdir? Kendimden bahsetmek çok zor. Bunu pek beceremem. Şimdi size ne diyeceğimi bilemiyorum. Uzun yıllar gazetecilik yaptım. Entelektüel bir dergide editördüm. Sonra çok inişli çıkışlı bir hayatım oldu. Bu sürede en büyük korkum kendi inançlarımdan ve prensiplerimden ödün vermekti. Sanıyorum bunu ne pahasına olursa olsun başardım. O yönden içim rahat. Size bir şey daha sormak istiyorum. Hemen hemen bütün fotoğraflarınızda elinizde sigara varken görünüyorsunuz. Hele o ünlü fotoğrafta eliniz çakağınızda evet, ve parmaklarınızın arasında sigara bir sigara içerim. Var. Bu da benim zaafım herhalde. Ha, bir de unutmadan, konuştuğumuz Polonyalı kadınlar ve hatta genç kızlar sizi son derece fotojenik buluyorlar. Ve hatta ünlü aktör Gregory Peck'e benzetiyorlar. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Kendinizi benzetiyor musunuz Gregory Peck'e? Evet, beni daha önce de Gregory Peck'e benzetenler oldu. Ama ben kendimi benzetemiyorum. Bence her insan bir diğerinden farklıdır. Bu güzel söyleşi için çok teşekkürler. Buradan Avrupa'ya ve Avrupalılara neler söylemek istersiniz? Bence insan hakları sorunu evrensel bir sorundur. Her ülke insan haklarına saygı göstermelidir. Boston'ın bize öğrettiği acı bir gerçek var. Ne yazık ki bizler başkalarının haklarıyla kendi haklarımız kadar yakından ilgilenmiyoruz. Eskiden Yalta Konferansı ile kurulan bir Yalta düzeni vardı. Oysa şimdi hala yeni bir düzen kurulmadı. Bu kurulamadan da Birleşmiş Milletler etkili bir biçimde çalışamaz. Ben sadece bir görevden istifa ettim. Ama Bosna ve insan hakları konularındaki çalışmalarıma devam edeceğim. Bosna'da olanlara daha fazla izin veremeyiz. Bir ülkenin, bir halkın yeryüzünden silinmesine artık daha fazla seyirci kalamayız. Yoksa sonunda kendimizi öyle bir karışıklığın içinde buluruz ki eski günleri mumla ararız.
Bosna olayları karşısında dünya liderlerinin kayıtsızlığı, uluslararası düzeni ve uygarlık anlayışını tehlikeye attı. Bugün Bosna'da olanlara tepki vermeyenler, ileride aynı şeyin kendi başlarına geldiğini görecekler. 55 yıl önce Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı milliyetçilik şimdi yeniden sahnede. Bunun hayatlarımızı kontrol etmesini engellemeliyiz ve bunun için de ne gerekiyorsa yapmalıyız.